Bundan tam 3200 yıl öncesindeyiz. Antik Yunan'ın topraklarında. Bir kral çıkmış ortaya, adına Agamemnon diyorlar. Bu kral diyor ki, ben bütün Yunan devletlerini, bütün Yunan krallıklarını bir araya getireceğim. Tek bir devlet altında toplayacağım. Ama bu kadarla da yetinmeyeceğim. Bütün Yunan krallıklarını bir araya getirdikten sonra da yavaş yavaş, parça parça bütün dünyaya hakim olacağım. Agamemnon bütün Yunan devletlerini, bütün Yunan krallıklarını birleştirdikten sonra da bizim şimdilerde adına Çanakkale dediğimiz Truva Krallığı'na gözünü dikiyor. Truva Krallığı büyük bir krallık. Surların arkasında koca bir devlet. Agamemnon'un ilk hedefi burası. Agamemnon hedefine yavaş yavaş ilerlerken bir gün Agamemnon'un kardeşi Menelaus abisinin yanına geliyor ve ona şöyle söylüyor. Benim artık canıma yetti. Ben artık savaş sesi duymak istemiyorum. Kılıç çakırtıları altında uykuya dalmak istemiyorum. Peki ne istiyorsun? Ben artık barış ve huzur içinde uyumak istiyorum. Ben artık etrafımdaki bütün devletlerle barış içinde yaşamak istiyorum. Ne demek bütün devletlerle barış içinde yaşamak istiyorum? Ne anladıysan o. Yani diyor, sen benim düşmanım olan Truva Krallığı'yla barış mı ilan edeceksin? Evet abi, ben Truva Krallığı'yla da barış içinde yaşamak istiyorum. Agamemnon, kardeşim Menelaus'un bu tavrına önce itiraz eder gibi olsa da ses çıkarmıyor. Çünkü biliyor, barış savaş olmadan sağlanamaz. Bu konuşmadan sonra Menelaus ordularını, askerlerini yanına alıyor ve kendi topraklarına, kendi sınırlarına doğru çekiliyor. Ve ilk iş olarak da Truva kralına büyük hazineler yolluyor. Ve daha sonra kendisine dostluklarının pekişmesi için kendi topraklarına, kendi krallığına davet ediyor. Truva kralı ise bu güzelliklerin, bu jestin karşılığında iki oğlunu Hector ve Paris'i Menelaus'un topraklarına misafir olarak gönderiyor. Aa, zavallı Hector. Aslında zavallı değil, talihsiz Hector. Çünkü zavallı olan o değil, diğeri. Hector ve Paris, Menelaus'un topraklarına vardıklarında kendileri için 3 gün 3 gece ziyafetler veriliyor, eğlenceler tertip ediliyor. Son gece ise büyük bir ziyafet hazırlanıyor. Herkes salonda, sofrada hazır beklerken Menelaus yanında eşi, dünyalar güzeli Helen'le salona giriş yapıyor. Helen. Helen'in güzelliği bütün coğrafyada anlatılıyor. Gözleri Ege'nin hırçın suları gibi mavi. Teni Ege'nin nazlı rüzgarı gibi yumuşak. Dünyalar güzeli Helen. Bakan bir kez daha bakıyor. Dönüp bir kez daha bakıyor. Öyle güzel. Sofraya oturduklarında hiç kimse gözünü ondan alamıyor. Ama çok geçmeden ziyafetin, eğlencenin tadına varanlar yavaş yavaş o debdebenin içerisinde kaybolmaya başlıyor. Hector ve Menelaus iki devletin arasındaki dostluğu nasıl ileriye taşıyabileceklerini düşünüyorlar. O sofrada bile yine devlet işleriyle meşgul oluyorlar. Ama Paris ve Helen gözlerini bir saniye bile birbirlerinden ayırmıyorlar. Yemekten sonra eğlence başlıyor. Ama Hector ve Menelaus hala devlet işleri konuşuyorlar. Çok geçmeden Helen müsaade isteyip sofradan kalkıyor ve odasına doğru geçiyor. Bir iki dakika sonra Paris de müsaade istiyor ve yerinden kalkıyor. Çok geçmeden Helen'in kapısı aralanıyor. İşte o gece o sıralarda şiddetli bir yağmur iniyor toprağa. Toprağı delercesine bırakıyor bütün rahmetini, daha doğrusu felaketini. Sabah olduğunda Menelaus, Hector ve Paris'i kıyıdan kendi topraklarına yolluyor. Dört gemi usul usul Ege'nin nazlı sularında ilerlemeye başlıyor. Yolu yarıladıklarında Paris artık abisinin kolundan tutuyor ve onu çekiştire çekiştire kendi kamarasına götürüyor. Paris'in kamarasına girdikleri anda Hector'un başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Çünkü Paris'in kamarasında, Paris'in yatağının üzerinde sessiz sakin bir şekilde oturan Helen'i görüyor. Aynı vakitlerde Menelaus da sarayda eşinin kaybolduğunun haberini alıyor. Nereye bakarlarsa baksınlar Helen'i bulamıyorlar. Ve çok geçmeden aslında o da olanı biteni fark ediyor.
Menelaus öfkeleniyor, üzülüyor, sinirleniyor, köpürüyor, etrafındakilere bağırıyor, çağırıyor, önüne gelene vuruyor ama daha sonra sessiz bir şekilde oturup düşünmeye başlıyor. Ve çok geçmeden de abisi Agamemnon'un yanına doğru yola çıkıyor. Menelaus abisi Agamemnon'a vardığında Hektor ve Paris de kendi topraklarına varıyorlar. Hektor ve Paris'i babaları karşılıyor. Paris'in hemen arkasında dünyalar güzeli Helen. Paris daha babası bir şeyler söylemeden hemen söze giriyor. Baba diyor, onu çok seviyorum. Gerekirse onun için savaşıp ölmeye hazırım. Ama Paris'in babasının gözlerinde kordan bir öfke. Bu sadece senin savaşın değil, binlerce masum insanın savaşı olacak diyor. Aynı zamanlarda Menelaus da abisi Agamemnon'la konuşuyor. Olan biteni abisine anlatıyor. Agamemnon dışarıdan üzülüyor gibi görünse de içeriden içeriye seviniyor. Çünkü hem kardeşim Menelaus barış denilen safsatanın ne demek olduğunu anlamış oluyor böylece. Hem de kendisi bütün Yunan krallıklarını Truva'ya götürmek için çok güzel bir bahane elde etmiş oluyor. Ve bununla beraber kardeşim Menelaus artık abisi Agamemnon'un yanında yeniden diyar diyar gezip kılıcını çekecek ve savaştan savaşa koşacak. Ve işte böylece Yunan krallıkları ile Truva krallığı karşı karşıya geliyor. Bir kadın yüzünden iki krallık savaşa giriyor. Ve aradan tam bir ay geçiyor. Agamemnon yanında bütün Yunan krallıkları ve ordularıyla beraber Ege'nin mavi suyunu kapkara bir hale bürümüş şekilde Truva kıyılarına varıyor. Ve savaş gelip çatıyor. Eskilerin adetidir bu. Doğuda da böyledir, batıda da böyledir. İki krallık, iki ordu karşı karşıya geldiğinde eğer iki komutan anlaşırsa iki tarafında en güçlü askerleri karşı karşıya gelir. Ve kazanan taraf savaşı kazanmış sayılır. Ve böylece binlerce askerin, binlerce masumun kanı toprağa dökülmemiş olur. Fakat bu sefer durum biraz farklı. İşte bu hal üzere Truva krallığından Hektor ve Paris, Yunan krallığından Agamemnon ve Menelaus karşı karşıya geliyor. Menelaus'un tek bir istediği var, Helen. Fakat Agamemnon bütün Truva'yı ortadan kaldırmak istiyor. İşte bu yüzden sadece birer askerin savaşmasını ve savaşın kaderinin böyle tayin edilmesini Agamemnon istemiyor. Çünkü dediğimiz gibi bütün Truva'yı ortadan kaldırmak istiyor. İki tarafın komutanları da anlaşamadan geri dönecekken Paris birden söze giriyor. Menelaus diyor, ikimiz de burada Helen için bulunuyoruz. Öyleyse binlerce askerin kanı toprağa dökülmesin. Sen ve ben savaş meydanına çıkalım ve kozlarımızı paylaşalım. Ölen toprağa düşer, kazanan Helen'i alır. Paris'in bu teklifini Agamemnon kabul etmeyecekti fakat Menelaus ısrarcı oldu. Çünkü bu kendisi için bir onur savaşıydı. Çünkü dünyalar güzeli karısı Helen onun yatağından çalınıp alınmıştı. Daha doğrusu o böyle düşünüyordu. Helen'in Paris'e aşık olma ihtimalini bile aklına getirmiyordu. Agamemnon'a ısrarları sonucu Agamemnon bu düelloyu kabul etmek zorunda kaldı. Ve en nihayetinde iki orduyu karşı karşıya getiren Helen, kalenin surlarında ölümün dansını seyrederken Paris ve Menelaus karşı karşıya geldiler. Önce birkaç defa kılıçlar birbirine vurdu. Ardından sadece Menelaus vurmaya başladı. Menelaus vuruyor, Paris direniyordu. Menelaus vuruyor, Paris savunmaya çalışıyordu. Kalkan olmasa çoktan parça parça olmuştu Paris. En sonunda kalkan da parçalandı ve Paris yere düştü. Tam bir hamleyle ayağa kalkmaya çalışırken Menelaus Paris'i bacağından yaraladı ve Paris tekrar yere kapaklandı. Ve o sırada Menelaus mağrur bir şekilde başını kaldırdı ve surların tepesinde kendilerini seyreden Helen'e baktı. Daha sonra Menelaus çekti kılıcını havaya, yere indirip Paris'in boynunu vuracaktı ama bir baktı ki Paris sürüne sürüne abisi Hektor'un ayağına doğru ilerliyor. Menelaus bunu görünce çok sinirlendi ve bağırmaya başladı Paris'in ardından. Bu bir kralın oğluna yakışmıyor. Geri dön, ayağa kalk ve benimle bir erkek gibi dövüş. Ve en sonunda toprağa bir erkek gibi düş.
Paris o sırada abisi Hector'un ayağına kapanmış, beni teslim etme diye yalvarıyordu. Menelaus öfkeden kabarmış bir şekilde Paris'in yanına doğru yürümeye başladı ve tekrar başını kaldırıp Helen'e doğru baktı ve yürürken ona seslendi. Beni bu korkak için mi terk ettin? O sırada Paris'in babası içinden oğluna sesleniyordu. Kalk ve bir erkek gibi dönüş. Aynı sıralarda Helen de içinden Paris'e sesleniyordu. Kalk ve bir erkek gibi dövüş. Kalk ve bir erkek gibi dövüşürken toprağa bir erkek gibi düş. Kahraman olmayan bir erkek nedir ki? Menelaus Hector'un yanına geldiğinde Paris'i kendisine vermesini istedi. Hector durdu. Ne yapacağını bilemiyordu. Ayaklarına kapanan kardeşi şüphesiz haksızdı. Kendisi teklif etmişti bu düelloyu ve geri dönemezdi, kaçamazdı. Sonu ölüm bile olsa. Fakat o onun kardeşiydi, onu teslim edemezdi. Bir yandan Menelaus ısrarla Paris'i istiyordu. Şüphesiz bu onun hakkıydı. Ama Menelaus kendisinin de düşmanıydı. Menelaus daha fazla beklemeye dayanamadı, kılıcını yeniden göğe doğru kaldırdı. Tam yere doğru indirip Paris'in boynuna vuracakken Hector hızlı bir hamleyle kılıcını çekti. Menelaus'un zırhını delerek göğsüne sapladı. Ve Menelaus acı içinde can verdi. Ve işte savaş boruları esas o zaman çalmaya başladı. Agamemnon öfkeden kudurmuştu. Ordusunun bütün askerlerini Hector'un ve ardındaki Truva askerlerinin üzerine doğru hücuma kaldırdı. Ve işte bütün savaş aslında böyle başladı. Biz savaşın nasıl ilerlediğiyle ve nasıl bittiğiyle ilgilenmiyoruz. Bizim için esas önemli olan şu an burada savaşın başlangıcı. Güzeller güzeli bir kadın iki devleti, iki orduyu karşı karşıya getirdi. İki ordunun komutanı da ya savaş çıkmasın, kan dökülmesin, tamam Helen sizde kalsın demedi. Savaş meydanına geldi ve kılıcını çekti. O büyük Türk yazarının söylediğini hatırlayalım şimdi. Eski kadınlar savaş çıkarıyorlardı. Şimdikiler sadece sorun çıkarıyorlar. Ama buna zannediyorum şöyle bir dipnot atsak yeridir. Evet, eski kadınlar savaş çıkarıyorlardı ve şimdikiler sadece sorun çıkarıyor. Fakat eski erkekler kadınlar için savaşıyorlardı. Şimdikiler oturdukları yerde sadece kahvede batak oynuyorlar. İstisnalar hariç. Her iki taraf içinde. Hadi eyvallah.